Herkese merhaba. Bugün stüdyo serisi 72 numaralı Starsikrim'le beraberiz. Hemen kutu incelemesinden başlayalım. İncelemeyi yaparken Blitzwing'in kutusuyla beraber karşılaştırarak yapacağım. O yüzden hemen kutusunu da yanına alayım. Şöyle bakarsak Starsikrim zaten içeride. Blitzwing'in resmi, Starsikrim'in önden görünüşlü resmi. İkisi de birbirine neredeyse çok benziyor. Aynı pozisyonu almışlar. Stüdyo serisi 72, Bumblebee filminin ismi, Starsikrim yazısı gene burada var. Hemen şöyle yan taraflarına bakalım. Stüdyo serisi 72 ve 65. 72'yi görüyoruz, Starsikrim'in yüzü, Blitzwing'in yüzü. İkisi de yandan aynı pozisyonu vermişler. Çok da güzel bir görüntüleri var. Şöyle tutarsam daha net görünecek. Evet. Hemen arka taraflarına bakalım. Arka tarafına baktığımız zaman Starsikrim'in hem araç modu hem robot modu hali. Muhtemelen şu arka taraftan emin değilim ama seçemedim. Cybertron olması gerekiyor. Oradaki sahne. Bu da Blitzwing'in robot ve araç hali. 31 hamlede değişiyormuş. Evet. Böyle de baktığımız zaman ayakta duruşlarıyla ikisinde güzel bir pozu. Şöyle geriye doğru alayım. Daha net görünür. Evet. Starsikrim, Blitzwing. İkisi de birbirine çok benziyor. Çok da güzel figürler zaten. Figürlerimizin kutu yapıları birbirlerine gerçekten çok benziyor. Şunu şu tarafa alayım. Evet, kutunun detaylarına baktığımız zaman şöyle daha yakından bakarsak Starsikrim'in yüz yapısı, gözlerinin ışıltısı burada daha net belirgin. Şu kanatlarının sivriliği çok güzel olmuş. Şuradaki detay çok hoşuma gitti. Aslında ben buradaki resme bakarken şu an içerisine bakıyorum çünkü figürü gerçekten merak ediyorum. Evet, şimdi kutuyu yavaşçana açmaya başlayalım. Evet. İçindeki fonunu görüyoruz. Cybertron resmini basmışlar. Karanlık bir yapısı var. Şurada Optimus'un tam savaş sahnesindeki yeri. Burası güzel bir yere resmini buraya basmışlar. Şunu geriye doğru koyayım. Hemen kitapçığına bakalım. Bu kitapçığı sanki biraz daha kalın gibi ama bakalım. Evet. Kitapçığı robot modundan Evet, sadece robot modundan araç moduna, yani uçak moduna dönüşümü var. Evet. Şöyle şunu alalım. Şu standart kağıdı. Bunu da buraya alalım. Evet. Figürü çıkarmadan önceki şöyle bir görünüşüne bakalım. Gerçekten ben bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum. Gerçekten güzel görünüyor. Şu mavi detayları ve kırmızı detayları figüre güzellik katmış. Ciddi ciddi bir değer katmış sanki. Evet, şunları da açalım. Evet, hemen şu silahını aldım elime. İç tarafı boş, mavi, ön tarafı siyah. Siyah kısmı parlak boyalı, mavi kısmı da aslında parlak boyalı da güzel güzel detayları var üstünde. Evet, silahını şöyle bırakalım. Hemen Starsikrim'in ön tarafındaki şu koruyucuyu çıkaralım. Bunu. Evet, şuralarında lastikleri var. Bunları da açayım. Evet. Şu pozisyonunu aldırmaya çalışıyorum şu an. Şu kanatları bu şekilde. Bunlar muhtemelen böyle duruyor. Bu da böyle duruyor. Evet. Direkt baktığım zaman gördüğüm iki tane Decepticon amblemi. Arkada
Çok güzel bir renkte, mor renkte. Zaten Decepticon'un ambleminin mor renkte olması zaten ilgi çekici. Şu silahları sanırım daha biraz yumuşak plastik. İki tane silah var şurada takılı. Bu burada dursun. Şurası biraz gevşek gibi, onu bakacağım neden olduğunu. Evet. Hemen şöyle görünüşüne bakalım, detaylarına bakalım. Önündeki sarılığın olduğu yer, kokpit kısmı şeffaf. Şu kırmızı ön tarafı çok net. Yüzünün, yakından görebiliyor muyuz yüzünü? Yüzünün ön tarafı yüzü komple metalik boyayla boyanmış. Burnu ve ağız yapısı çok net belli oluyor burada. Kolları. Hemen hazır buradayken de kollarının hareketlerine bakalım. Şöyle. Şöyle. Oo. Bayağı da sert eklemleri. Eli de aşağı doğru iniyor. Hemen diğerine bakalım. Diğer kolda yukarı aşağı. Kafası da tam dönüyor sanırım. Evet, kafası da güzel. Ayaklarının hareketi şöyle yana doğru, öne doğru. Dizden kırılıyor mu? Şuradan dizden böyle kırılıyormuş. Evet. Şu kolunun dirseğinden kırılma yeri ne kadarmış acaba? Onu merak ettim şimdi ayağını kırınca. Oo, burası da çok bayağı bir kırılıyormuş içe doğru. Evet, figür gerçekten güzel. Şu an incelemeye çalışıyorum aynı anda. Ayağının yapısı da şöyle. Buradan fark etti sanırım. Şöyle önden bakalım. Ve arkadan bakalım. Evet. Dengeli duruşu nasıl? Dengeli duruşu bıraktığımız gibi duruyor. Şunları ayarlayabilirsem şu şekilde şu arka fonuna bir koyabilecek miyim bakayım. Evet. Şimdilik şöyle dursun. Diğer figürlerle incelemesine biraz sonra geçeceğim. Şu silahını da yanına bırakalım. Evet, Star Seeker'ımızı hem açtık hem de diğer ayrıntılı incelemesine biraz sonra başlayacağız. Evet, Star Seeker'ımı diğer figürlerle şimdi karşılaştırmasına başlayacağız. Hemen yanına Decepticon'lardan bir tane KS Boss'u alalım, Voyager sınıfı. Şöyle biraz sola kaydırayım. KS Boss'a bakarsanız biraz daha kalıplı, daha gösterişli duruyor. Sanki boyu biraz daha uzunmuş gibi duruyor. Arkadan şöyle görünüşlerine bakalım. İkisinin de Star Seeker'ımla beraber. Tabii dönüşümleri farklı olduğundan ikisi de birbirine göre farklı yapılara sahip. Arkaları da daha farklı. Hemen KS Boss'u şöyle kenarıya alalım. Star Seeker'ımın yanına hemen lider sınıfı bir Optimus Prime. Şöyle Optimus Prime'i koyalım. Optimus Prime lider sınıfı olmasına rağmen boyları birbirlerine neredeyse hemen hemen aynı. Biri Voyager sınıfı, biri lider sınıfı. Boy oranları birbirlerine çok yakın. Hatta Star Seeker'ım sanki biraz daha uzunmuş gibi görünüyor bana ama tabi şu hizadan baktığım zaman ikisi aynı. Evet, Optimus Prime'i kenarıya alalım. Hemen yanına G1 versiyonu bir Optimus Prime'ımız var. Hemen onun yanına koyalım. İkisi de Voyager sınıfı. Boyları birbirlerine gene yakın. Aynı boydalar. Hemen bu Optimus Prime'ı da şöyle kenarıya doğru alayım. Onun yanına hemen kendi film versiyonundan bir Star Seeker'ımı yanına koyalım. İkisi de Star Seeker'ım olmasına rağmen ne kadar tür farkı varmış gibi görünüyor. İkisi de çok farklı görünüyor. Hiç birbirlerine benzemiyorlar. Evet, ama ikisi de Star Seeker'ım. İkisi de Voyager sınıfı. Arkalarından bakalım kanat yapılarına. Evet, dönüşümlerinden dolayı tabii kanat yapıları daha farklı. Doğal olarak farklı. Evet, bu Star Seeker'ımı da şöyle kenarıya alayım. Aynı türden yanına koyabileceğim Blitzwing. İkisi de birbirine çok benzeyen figürler. Baktığımız zaman zaten boy oranları da aynı, boyları da aynı. Kanat yapıları da aynı, görünüşleri de aynı. Neredeyse silahları da birbirlerine çok yakın gibi duruyor. Burada benim dikkat ettiğim konulardan bir tanesi, hemen önce arka yapısını göstereyim. Arka yapılarındaki kanat yapılarına bakarsanız dönüşümlerinden dolayı birbirlerine benziyorlar gibi. İkisi de. Şöyle yüz yapılarına yakından şöyle getireyim. İkisinin de yüz yapısı birbirlerine benziyor. İkisinin de yüzleri metalik boyalı. Gözleri kırmızı. Birbirlerine çok benziyorlar. İkisi de. Burada benim dikkat ettiğim konulardan bir tanesi, Star Seeker'ımın silahı değil de Blitzwing'in bu silahı. Şöyle çıkartırsam
Blitzwing'in şu silahı şuradaki tırnağını kullanmadığım süre içerisinde Starscream'ın eline giriyor, elinde oluyor. Ama Starscream'ın silahı Blitzwing'de olmuyor. Elinin yapısına bakarsanız biraz daha açık. Bu burada olmuyor. Bu daha mı güzel gösteriyor bilmiyorum ama şöyle yandan bakın. Evet. Blitzwing'in silahı sanki biraz daha güzelmiş gibi gösterdi bana. Burası metalik aksam, metalik boyayla boyanmasından dolayı. Evet. Bunu da göstermek istemiştim. Hemen şunu alalım. Kendi silahını takalım. Elinin olduğu yere. Blitzwing'i de kenarıya alayım. Starscream'ın yanına hemen bir deluxe seviyesinde Cliff Jumper'ı koyalım. Şöyle. Boyuna bakarsanız belinin yarısına, yani beline kadar geliyor Starscream'ın. Hemen sol tarafına da Bumblebee'yi koyayım. Şöyle biraz düzelteyim şu ayağını. Bumblebee. Bumblebee biraz daha uzun tabii ki. Evet. Diğer figürlerle kıyaslamasını yaptık. Şimdi artık dönüşümüne geçebiliriz. Dönüşümünde daha da ayrıntılarından bahsedeceğim. Evet. Dönüşümüne başlayalım. Önce silahlarını çıkaralım. Şu siyah silahları daha yumuşak plastik. Elini aşağıya katlıyoruz. Yukarı. Elin pozisyonu bu şekilde kalacak. Şu parça kanatlar yerlerinden çıkıyor. Önemli değil. Yani çıkabilir halde yapmışlar. Kırıldı zannetmeyin. Şöyle oturtalım. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi geldik ayaklarının pozisyonuna. Şöyle şuradaki parçayı açacağız. Ayağı içeri alacağız. Şu parça şöyle katlanıyor. Bunu şuraya takacağız. Kırmızı yere zaten yerine oturdu bu. Ondan sonra şöyle yandan bakarsanız da şu parçası şurayı kapatacak şekilde olacak. Şunu da yukarıya alın. Buradaki parça da yerinden çıkıyor. Yumuşak plastik. Şöyle yan duracak. Diğer ayağı yapalım. Bunu şuraya. Şu ayağı içeriye. Şunu şöyle alalım. Şu parça da şuraya. Şuradaki kanadı da açalım. Evet. Biraz sonra bunu birleştireceğiz. Burada yukarıda birleşecek biraz sonra. Şimdi şunu yukarıya kaldırayım. Burada amacımız şuradaki parçaların değmeden, yani kanat uçlarının ayaklara değmeden bunu ters çevirebilmek. Şöyle. Amacımız bu şekilde ters çevirebilmek. Bunu da içeriye alacağız. Şöyle içeride olacak. Evet. Burasını anlatabildim bilmiyorum ama bu şu parça içeri kısmına geçecek. Evet. Burası da tamam. Burası da tamam. Şimdi burayı birleştiririz. Ne kaldı? Şu kolların olduğu kısım kaldı. Burası biraz tabii değişik, ilginç. Çünkü yerinden çıkması zor oluyor. Şunu şöyle göstereyim. Şurayı açacağız. Zaten pimi şurada. Birazcık zor olacak. Çünkü zor açılıyor. Evet. Şu şöyle kalsın. Şunu da açayım. İkisi de bu şekilde. Şimdi şurayı da şöyle açalım. Şunu alayım. Bunun birleşmesi de birazcık sert. Şöyle tutayım. Şurası biraz zor birleşiyor. Şu parça da yerinden çıkıyor. Hemen yerine takalım. Şöyle. Evet. Şöyle ikisini birleştirelim. Şöyle kalsın. Şimdi şu ellerin olduğu kısmı içeriye doğru katlayacağız. Şunu katlayalım önce. Şöyle bir. Şunu da katlayalım. Şöyle iki. Bunların hizaları silah takarken belli olacak. Şuralara takacağız çünkü silah. Evet. Burası da bu şekilde. Şu da yukarıda şurayı birleştirelim. Açtık mı kanalı? Açmışız. Evet. Asıl şu birleşme noktasına geldik.
Burası. Şurası da yumuşak plastik olduğunda şöyle bakın ileriye doğru bastırınca tam yerine oturdu. Şunu şöyle yapalım. Burası çok yumuşak plastik. Şu birleşim alanı. Evet. Burası da böyle oturdu. Yerinden çıkabiliyor bazen. Açılıyor. Şeklimiz bu şekilde. Hemen ne kaldı? Şimdi silahımızı bir takalım. Silahın takılış şekli. Şu çentiklerin olduğu yeri şurayı oturtturacağız. Tabii bakın şu şöyle oynuyor. Ona göre de hiza alacağız. Evet. Tam yerine oturdu. Şimdi şu kanatları aşağı indireceğim ama önce tersten silahlarını takayım. Şu silah şuraya. Şöyle. Şu silah da şuraya. Şöyle bakarsanız. Şimdi kanatlarını indirebiliriz. Şunu biraz daha düzelteyim. Kanatlarını şimdi aşağı doğru indirebiliriz. Evet. Bu indi. Bu da indi. Evet. Star Citroen çok farklı görünüyor. Yani burada baktığımız zaman değişik bir araç modu zaten. Şöyle. Hemen bırakayım. Duruşu da bu şekilde. Evet. Star Citroen'ın uçak modu yani araç modu bu şekilde. Şunu da şöyle bırakalım. Önden görünüşü. Şöyle yandan görünüşü. Bir de arkadan bakalım. Şuraları tabi düzeltebilirsiniz. Şu açılarını biraz daha elinizle oynayarak düzeltebilirsiniz. Şimdi ben dönüşümünü yaptıktan sonra düzeltmedim pek. Evet. Hemen şöyle bir de alttan görünüşünü göstereyim. Evet. Star Citroen'umuz bu şekilde. Şimdi diğer figürlerle karşılaştırmasını yapacağım. Şöyle dursun. Evet. Diğer figürlerle kıyaslamasına bakalım. Şurada belirtmek istediğim bir şey var. Kanadını katlarken ters çeviriyorduk. Şuradaki kırmızı detay şurayla birleşiyormuş. Güzel bir tasarım yani. Bunu niye böyle ters çeviriyorduk diye düşünüyordum ben de. Buradaki çizgiyle buradaki kırmızı birbiriyle birleşiyormuş. Evet şöyle Star Citroen'u şöyle bırakayım. Yanına hemen bir tane Nitro. Nitro tabi biraz daha büyük. Şöyle çaprazdan bakalım. Evet. Nitro'yu şöyle alalım. Yanına hemen Thundercracker bir tane. Evet Thundercracker daha uzun görünüyor tabi de. İkisi de Voyager sınıfı figürler. Şöyle göstereyim tekrar. Evet bunu alalım. Hemen yanına Star Citroen. Star Citroen'ın yanına Star Citroen koyduk. Evet ikisi de aynı figür. Yani aynı figür olmasına rağmen ikisi de farklı tür görünüyor. Şunu alalım. Hemen diğer Star Citroen'ımızı koyalım. Voyager sınıfı. Evet birbirlerinden ne kadar farklı olduğu görünüyor. Hemen bunu da alalım. Ve son figürümüz birbirlerinin türdeşi Blitzwing. Blitzwing'i de şöyle koyalım. Baktığımız zaman farklı figürleri yan yana görmüş olduk. Evet. Şöyle önden göstereyim. Ve şöyle de yandan göstereyim. Evet. Star Citroen'ı inceledik. Dönüşümünü gördük. Mümkün olduğu kadar ayrıntılı anlatmaya çalıştım. Güzel bir figür. Diğer figürlerle de kıyaslamayı yaptık. İncelemesini de elimden geldiği kadar ayrıntılı yapmaya çalıştım ama söylenecek bazı konular da daha vardır. Eklenecek bazı konular da vardır. Çünkü Mavi figürlerine göre farklı bir figür biliyorsunuz. Evet, Star Citroen'ımızın incelemesi de bu kadar. Sadece burada tek söyleyebileceğim konu şuradaki iç kısmındaki kollarının bulunduğu metalik boyalar yani şuralar gerçekten güzel yapılmış ve parlıyor. Bunu da eklemek istedim ince bir detay olarak. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Herkese iyi akşamlar.